içerisinde Akçakoca Belediyesi konaklama ve yemek bedeli ödemiş. Bakın 3 trilyon 628 bin lira. Bu ambulansı onun içinden değiştirseniz 300 bin liraya değişirsiniz. Geriye 3.300.000 lira yemek kalır yani. Bu ambulans sağlık birimi belediyede kurulacak. Bu yaşlı teyzem direkt 112'siz Akçakoca Belediyesi'ni aradığı zaman onu alacak, hastaneye getirecek. Gariban vatandaşımızı da Düzce'siydi, Ankara'sıydı, ücretsiz taşıyacak. Belediye ana baba, belediye ana baba kardeş değil mi? Biz buraya bir sürü para ödüyoruz mu? Ödüyoruz. Onun için vatandaşına sosyal belediyecilik adı altında sahip çıkacak. Cenazeler kesinlikle Akçakoca Belediyesi olarak cenaze sahibi müsaade ettiği süre içerisinde hocasından yemeğine kadar, tahtasına kadar Akçakoca Belediyesi sahip çıkacak. Eğer diyelim ki enişte kendi toprağında gömülmek istiyorsa Çorum'a kadar taşıyacak, Ankara'ya kadar da Akçakoca Belediyesi götürecek. Her belediye yapıyor da bunu. Neden bizim belediyemiz yapmıyor? 3 trilyon 628 bin lira yemek ve konaklama bedeli öderken iyi oluyor da biraz daha az yeseniz de senede 50 bin lira bu işlere ayırmış olsanız. Doğru mu? Evet, onun da sözünü veriyor. Mezarlıklar. Bakın ölünü. Aynen öyle. Aynen öyle. Kama arabası da istiyoruz artık. Hepsi olacak işte, o cenaze işi A'dan Z'ye. Bakın umut ışığı. Belediyenin bir umut ışığı var. Ben bildiğim bileli gittiği yerler aynı. Kömürler aynı yere gidiyor. Ondan sonra 5 ton 10 ton olan fındığına bak nasıl kafa sallayanlar var, bilenler işi. Ve ondan sonra da kömür piyasası oluşuyor. Kendi aralarında satanlar mı istersin, öyle yapanlar böyle yapanlar. Ya bunun Allah indinde bile yeri yok ya. İnsanın vicdanı sızlar ya. Birçok aile bak düşmez kalkmaz bir Allah'tır. Bugün iyi olabilir durumun. Yarın ne olacağı belli değil. Kim sahip çıkacak sana? Belediye. Kimse öyle iş olsun diye belediye başkanına gidip de yardım istemez. Doğru mu? O kadın ayakları o merdivenden gitmez, gitmez. Bizim hele Türk kadının asla, çok zorlanır ona. Ama evlatları için onu yapmak durumunda kalır. Size söz veriyorum. Hazreti Ömer adaletiyle onu dağıttıracağıma ve o gariban ailelere sahip çıkacağıma şeref sözü veriyorum. Kesinlikle bakın, sokak köpekleri en büyük sorunlardan birisi ama her belediye başkanı diyor ki ya diyor hayvan hakları savunucuları diyor bize diyor işte zorluk çıkarıyor. Hiçbir şey çıkardıkları yok biliyor musunuz? Randevu bile vermiyorlar onlara. Hayvan hakları koruyucularına. İlgilenen yok ki. İsfad edeyim mi? Arıtma'nın orada bir tane barınak var. Hiç gittiniz mi oraya? Köpek olsam ben kalmam orada. Çamur deryası. İçinde 10 tane köpek var ya. Böyle bir anlayış yok. 5199 sayılı hayvan hakları kanununa göre o kuralı belli. Uygularsan köylerden biri eğer kısırlaştırarak köpekleri gelirsen bir sene sonra Akçakoca köpek sorunu falan kalmaz. İnşallah onu da hep beraber başaracağız. Onun da sözünü veriyorum. Kesinlikle üniversite öğrencilerimize sahip çıkılacak. Neresi kaynak? 3 trilyon 628 bin liradan daha az konaklama yapacağız. Daha az yemek yiyeceğiz, oraya para aktaracağız. Değil mi? Var işte harcıyorlar. Bir sürü yemek. Ya her gün deve mi kestiniz de bu kadar yemek yediniz, konaklama yaptınız ben anlamadım ya. Büyük para bu. Hesap ettirdik tam 400 tane deveye denk geliyor para olarak.
2000 küsur tane büyükbaş hayvana denk geliyor ya. Bundan biraz az kes, az ye. Bu işte dair. Ya belediyecilik insanla dokunmak değil mi? İnsanla dokunmayan belediyenin bir anlamı var mı? Onun için ilk önce sosyal belediyeciliğe birinci derecede önem vereceğiz. Projelerini belediye başkanı zaten yapacak. Ya ama ben sokakta gidiyorum, boynum bükük, işim ters gitmiş, çocuğum üniversiteden arıyor, parası yok, bir 200 lira ihtiyacı var, bulamıyorum. Doğru bir şey mi? İşte kesinlikle karşılıksız burs işi bizim dönemimizde mutlaka başlayacak. Belediyede kesinlikle bir halk günü yapılacak. Bu önemli. Herkes gelecek. En fazla bu teyzem gelir. Başkan ya der, sen der burada bir çamur vardı onu kaldıracağım dedi. Niye kaldırmadın diye fırça atar ya. Aram yaşında insan fırça atsa ne olur değil mi? Dersin ki yapacağım teyzeciğim dersin. Notunu alırsın. Hem seni de uyarmış olur. Onun için halk günü de kesinlikle yapılacak. Şimdi sosyal belediyecilik adı altında yine kültür sarayı mutlaka yapacağız. Neden? Ya sinemaya, demin dediğim gibi tiyatroya, düzcelere gidiyoruz ya. Bizim analarımız, bacılarımıza soruyor. Benim canım sıkıldığı zaman gidecek bir yerimiz kaldı mı bu memlekette? Kaleyi de aldılar elimizden, metayı da aldılar. Şimdi limanda yat limanı yapacaklarmış. 15-20 tane iş adamı oraya yatı limanına koyar. Etrafını tel örgüyle çevirler. Bu uçtaki yerlere çocuklarınız balık tutmaya bile gidemez. Onun için efendim aynen öyle. Mazota da para vermezler. Biz de böyle seyrederiz buradan. Ne kadar güzel yatlar var orada. Hayalimde bir tanesini alabilsem diye. Bizim ona ihtiyacımız yok. Bizim kendi evlatlarımıza ve kendi yerlerimize sahip çıkmaya ihtiyacımız var. Kültür sarayı mutlaka yapılacak. Tiyatro, sinema ve içinde bir de ek olarak 1,5 dönüm yerini kapalı olacak. O kapalı yerde bir iki tane kafeterya olacak. 10-12 yaş grubu 6 çocuklar için orada kapalı bir luna park olacak. Cumartesi günleri anneler çocukları çok rahat oraya getirip orada kendileri de oturup sohbet ederken çocuklar da gözlerinin önünde eğlenebilecekler. Her saat, her cumartesi pazar bey eve geliyor, diyor ki haydi bugün nereye gidelim? Düzce mi, Bolu'ya mı, Ereğli'ye mi? Bunu kaldıracağız. Kesinlikle şehir hamamı bu memlekette yapılacak. Sebep neden? Ya bu memleketin geleni var, gideni var, garibanı var. Her gün bu otellerin şeylerine 40-50 lira ödeyemeyeni var. Ya bu kadınların da hakkı yok mu? Bu gençlerin de hakkı yok mu? Bir kadınlarda hamam günleri vardı, Osmanlı geleneğinde vardı bunlar. Onun için kadınlar hamamı ayrı, erkekler hamamı ayrı olarak mutlaka yaptıracağız. Tabii en önemlisi şu. Bir sürü zaten size vereceğimiz broşürlerde daha fazlasını anlatıyoruz. Bakın şimdi mevcut belediye başkanımız, biz diyor iktidarız diyor, onlar bir şey yapamaz. Bu herhalde diyor Cumhurbaşkanı'nı dinlemiyor. Bakın sabah bile beraber, Devlet Bey'le beraber miting yapacaklar. Bakın biz de artık iktidarız. Bizim de Ankara'da artık söz hakkımız var. Bunu böyle bilin. Çünkü reisi cumhur da bunu böyle söylüyor. Çünkü ittifakız. Doğru mu? E sen şimdi sana hadi oldu sen 5 yıldır iktidardın. Ne yaptın? 7 trilyon parayı caminin yanına gittin gömdün. Bir de bugün açacağın park var. 28 trilyon da para oraya gömdün. Ne yaptı? 35 trilyon parayı iki tane parka yatırdı. Şimdi size soruyorum. Ben evladınız olarak soruyorum. Bunun 10 trilyonunda 100 dönüm yer istimlak etmiş olsalardı, oraya 2-3 tane fabrikacıyı monte etmiş olsalardı, bugün de açılışları olsaydı,
hep beraber çocuklarımızla neşeyle gider miydik oraya? Ya işte doğru kullanım yok. Ya da 35 trilyon parayı mahallelerin sorunlarına göre ayırmış olsa ve kullanmış olsaydılar, mahallelerde hiçbir soru problem kalır mıydı? Kalmazdı. Ben de karşınızda zaten aday olarak çıkamaz. Buyur abla. Maaşları bile kredi çekip de ödedi. Evet. Para yok diyorlar, öyle konuşuyorlar. Her taraf borç diyorlar. Evet. Dedim, yapacak mısın? Ben demiyorum, vatandaş diyor, bak belediyenin borçlu olduğunu. Doğru diyor. 1.8 trilyon lira o bindiğiniz otobüsleri 2.57 faizli özel bankadan kredi çekip aldılar. En son belediye başkanı gitti 750 bin lira parayı maaşları ödeyebilmek için özel kredi çekti. Bakın devletin İller Bankası'ndan bütün belediyelerle ilgili vereceği sınırlı para var. Şimdi demek ki biz göz yummayacağız, o da anlatıyorsun. Sıkıntı yok, sen merak etme. Sen merak etme. Bakın, şimdi Nazmi Çiloğlu belediye başkanlığı bilen var değil mi? Geçmiş dönemde. Nazmi Çiloğlu belediye başkanı oldu ve teslim ederken artı 1.4 trilyondan bıraktı. Demek ki oluyormuş. E sen iki tane parka gider 35 trilyon para yatırırsan çok Halk Bankası'nın önünde maaşları ödemek için beklersin. Bak bir tane örnek vereceğim. Şimdi pazar yeri var ya, hani geçen sezon size demişlerdi ki el arabasıyla geleceksiniz teyzeciğim, oralarda ısıtmalı yapacağız sizi onu. Ne yaptılar? Çatısından akan yağmuru bile kesemediler. İki tane de evladımızın canına mal oldu. Allah rahmet eylesin onlara. Şimdi bakın, ablam söyledi diye söylüyorum. Belediye borç batağında, doğru. Akçakoca Belediyesi aylık 140 ile 200 bin lira arasında elektrik parası ödüyor. Şimdi ben o pazar yerinin üstünü güneş enerji sistemi yaptıracağım. Elektrik üretmek için hem çatısını tamir edeceğim. 4 trilyona mal oluyor bu. %50'sini devlet hibe olarak veriyor. 45 kuruş, 35 kuruş yerine 45 kuruştan alıyor. Ve dolayısıyla %70'e geliyor teşvik. Ne yaptı? 1.2 trilyona o sistemi kurduruyor mu? Ayda kaç lira ödüyordum ben bir belediye olarak SEDAŞ'a? 200 bin lira. 6 ayda parasını çıkarttım mı? Geriye kaç senem kaldı? 4,5 yıl kaldı. 200 bin liradan çarptığın zaman ne yapar? 9 trilyon sadece o işten gelir elde ediyorsun. İşte sen gelir elde edecek işlere de parayı ayırırsan maaşlarını da tıkır tıkır ödersin. Bu ablamın, bu teyzemin de mahalledeki sorunlarını adam gibi görürsün. Onun için hesap işi, örnekler var. Dediğim gibi Nazım Bey artı 1.4 trilyonla bıraktı. Ama siz belediyeye gittiğiniz zaman başı koştuğu zaten görüyorsunuzdur. Başkana bile ulaşmak mümkün değil özel kalem müdüründen. Doğru mu? Böyle bir belediyecilik anlayışıyla yaparsanız, her amir kafasına göre hareket ederse orada ne başarı olur ne de mutluluk olur. Biz de diyoruz ki belediye başkanı öyle makam arabasının arkasına oturup da evinde fesle gezmeyecek. Arkaya yaslanıp da. Belediye başkanı makam arabasını resmi işler için kullanır. Halkın arasında kime o atacaksın ya? Bu çocukluğumu bilenler var burada. Teyzem var, ablam var, arkadaşım var. Neyin havasını yaşayacaksın? Onun için makam arabası kesinlikle resmi işlerde kullanılacak. Dediğim gibi belediyeye
Belediyede geldiğiniz zaman başkanı bulabileceksiniz. Bulamadığınız zaman o belediye başkanı belediye başkanlığı yapmış olmaz. Siz eğer 10 yıldır caddelerinizde çizmeyi çekmiş, işini kontrol eden bir belediye başkanı görmediyseniz bu memlekette belediye başkanlığı yapılmamış demektir. Neden mi? Gidin tabelaya bakın Sapak'ta. 25 bin. 20 yıldır aynı. Bakın bir memlekette nüfus artmıyorsa bu memlekette ciddi manada yönetim hatası olduğunu anlamak için tekrar ilkokula gidip de matematik okumaya gerek yok. Onun için size söz veriyorum. Şantiye şefi gibi bütün mahallelerinizde sorunlarınızı çözerken beni göreceksiniz o sarı çizmelerle. Evet. Kesinlikle belediyede amirlerin kapılarında cam olacak. Böyle içeride buzdolabı, sabah kahvaltıları, sohbetler işi biter. Böyle bir belediye var. Eğer disiplin olmazsa, saygı olmazsa, hoşgörü olmazsa, başarı olmaz. Eğer siz bize sahip çıkarsanız, biz de size hizmetkarlığa talibiz, efendi diye değil. Hepinizi saygıyla selamlıyorum. Allah'a emanet olun. Allah yar ve yardımcınız olsun diyorum. Teşekkür ediyorum.